Selamlar sevgili seyirciler. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde ilk bölümde gösterdiğimiz Turan marka kulluğumuz ile mısır yerlerinin sürümüne gidiyorum. Yani seni ekeceğim mısır yerlerinin sürümüne başlayacağım. Başladım daha doğrusu biraz. Şu an devam etmeye gidiyorum. Yerler henüz çok sert. Ama kış girmeden de hani yerleri hazırlayıp en azından bir kat rotip çekmek istiyorum ki hazır beklesinler. Kışın adamları direkt bir patlatma çekip üstüne birkaç tırmık derken girişe geçiyorum. Traktörümüz Nifoban TD100'de. Önümüzde sürecek 450 dönüm bir yer var. 450 dönüme yakın bir yer var. İç yağmur yağmadığı için daha henüz sürümlere başlayamadık. İç Anadolu'da yaklaşık 3-4 aydır yağmur yağmıyor. Belki daha fazla oldu. Halimiz kötü. Ekinlere ekeli bir ay oluyor. Fakat daha toprağa damla düşmedi. Yani düşen de zaten üstte kalıyor. Kuruyup gidiyorlar. Neyse dediğim gibi kulluğumuz ilk videoda gösterdiğimiz Turan'ın 4 aynalı, yani 4 tabaklı, 13 inç kulluğu. Tabakları yeni değiştirmiş o. Diğer tabaklarda kulluk çok tıkama yapıyordu mısır yerlerinde. İlk videoda bahsettiğim üzere ben pancarcılık yapıyordum. Pancarcılıkta eski tabaklarım benim işimi görüyordu. Fakat pancardan randıman alamamaya başladım. Gerek kolar olsun. Tonajım iyiydi fakat kolarım kurtarmıyordu. Gönderdiğim pancarlar sürekli 14-15 kolar geliyordu. Ne yaptıysam yükseltemedim. O yüzden mısıra döndük. Yani 400-450 dönüm mısıra girişimiz oluyor. İşte şu an o yerleri hazırlamamız lazım. Bir an önce sürmesi lazım yani. Şöyle güzel bir yağmur verse direkt sürmeye başlayacağım ama burası biraz daha diğer yerlere göre yumuşak. O yüzden buraya gidiyorum. 50 dekarlık bir tarlaya gireceğiz şu an. Nifoldan'dan bahsedecek olursak TD serisi, yani yerli seriler, TD serisi yolda biraz yavaş. Yani 26-27 km'de sahip yolda. Fakat tarlada bu işte tarla işlemede kulluk olsun, tırmık olsun, kazaya, rotip bu işler için ben vitesleri çok güzel buluyorum. Yani vites aralığı, vites hızları bence çok güzel. Özellikle kullukta ben dörtlü kulluk taktığım zaman arkama 3 takviye, yani seri 1 ile 3 takviye 1 ile istediğim her yerde gidebiliyorum. Seri 1 6 km, 7 km bir hız yapıyor. Ve gayet yeterli. Bizim topraklarımız zaten kimi yer gayet ağır. Oralarda dahi seri 1 ile gidebiliyorum. Yani Nifoland TD serisi yolda biraz yavaş ama dediğim gibi tarlada çok güzel. Toprak işlemede çok çok başarılı bence vitesi. Şanzımanı daha doğrusu. Tarlamıza geldik. Tarlamızda bu yılda tanelik mısır ekiliydi. Yani bu tarladan 1400 kilo tanelik mısır aldım. Ortalamamız 1200-1250 kilo civarında. 325 dekar arazide 1250 kilo ortalamam var. Yani biraz düşük ortalamamız, evet. Yani 1500, ben zaten kendimde 1500-1600 kilo civarında bekliyordum. Tahmin ettiğimden düşük geldi. Genel olarak bölgede bir düşük var ama neyse. Zaten mısırlar çok çok erken kuruldular. 14 rutubette falan mısır verdim. İşte yani rutubet düşük olduğu için tonajım az olsa bile fiyattan kazandım. Yani 18-19 rütbetle biçtiğim yerler oldu. Tabii onlar, o tarlalar mesela 1500 kilo yapıyor dönüme. 1400 kilo yapıyor. Ama rütbet fazla, bu sefer fiyattan kaybettiriyor size. Yani 1250 kilo ortalamada, 1100 lira falan ortalama fiyatla sattım mısırları. İyiydi, tarlamız burası. Şu ortadan birkaç yer gittim. Yani şöyle bir 5-6 tur attım burada.
Şöyle bir gidelim, kulluğumuzu temizleyelim. Dışarıdan bir bakalım şöyle makinemize, kulluğumuza, traktörümüze. Pulluğu en son sürdüğümüzde biraz sorumsuzluk yapıp tardan çıkarken temizlemeden bıraktık. Yani burada mısırların çöpleri aynaların arkasına sıkışıyorlar. Bu arada dediğim gibi aynalar, daha doğrusu diğer aynalarımız yeterliydi ama üstünde anızgömenler vardı. Anızgömenlerden dolayı mı tıkıyordu, neyden dolayı tıkıyordu bilmiyorum. Biraz ufak geliyorlardı. Mısırın tozu da çok pis bu arada. Tanelik mısır asadığında da falan toz çok pisliyor. Böyle şu an sürüme hazırız. Toprak sert gördüğünüz üzere. Şöyle kaya kadar topaçlar var. Kaya kadar topaçlar var şöyle. Sürsek bir dert, sürmesek bir dert. Ama sürülmesi lazım artık. Vakti geliyor çünkü. Ne kadar erken hazırlarsak toprağı o kadar iyi. Toprak daha fazla dinlenmiş olur. Geçelim o zaman. Başlayalım Nalata. Traktörü ilk çalıştırdığımızda akü ışığını söndürmüyor bense. Bir sürü akü ışığı yanık kalıyor. Güçlüyle alakalı sorun galiba. Şimdi seri birleri deneyelim. Bu arada kamera ayarlı değil Tula. Dışarıdan kamerayı ayarlayacağım hemen. Kamera dediğim, ilk programda bahsetmiştim. Traktöre kendim ayrıca bir geri görüş kamerası taktım. Onu bir ayarlayayım hemen. Kamerayı ayarlayalım ki herhangi bir tıkama falan yaparsa ben direkt görebileyim onu. Herhalde şu an olmuştur. Evet, yeterli. Tabakları görelim dördüncü kadar. Motoru çekine takmayı etmişiz. Güzel nasıl oluyor? Dediğim gibi seri birle gidiyor motor ya. Biraz sıkışmalar var ve biraz vurduruyor toprak sert olduğu için. Yani nasıl diyeyim,
böyle yayılıp sürebileceğiniz madas değil. Biraz engebeli. Arazide gidiyormuş gibi düşünün. Hatta şu an 2-3 çeksek daha rahat olur gibi. Yani motor çekmediğinden değil de şey yok. Yani böyle bir o pürüzsüz madas yok yani. Yoksa gazı verdiğiniz anda motor gidiyor zaten. Ve yeni tabaklar asla tıkama yok oldu. 2-3 eder yer vermesi. Bakın mesela arada takviye falan geçmiyor motor. Gördüğünüz gibi. Ya şu an benim açımdan daha rahat nas oluyor. Bayağı topaş çıkıyor bu arada. Bunları eritmek için buraya rotor çekmemiz lazım. Belki umarım rotor eritir yani. Seneye de tane bir sıra olacak. Bu sene hedefimize ulaşamadık. Ortalamamız 1250 kiloda kaldı. Fakat seneye tabi daha iddialı olmasını istiyorum. En azından 1500 kilo. Onun şeyiyle yani, onun isteğiyle sürüyorum şu an bu tarla. Bir de şey diyorlar, şu an ben bu sene ilk kez tarla yapmış sektim. Mısır tarlaları ikinci senesinde daha fazla verim yapıyormuş. İnşallah öyle olur. Traktör şu anda kenar yakıtı tahmini 2 litreleri bulur, belki geçebilir. Rahat topraklarda yani tam tavındayken, toprak biraz yumuşakken 1700-1800 kilo falan yakıyor benim traktörüm. Yani arkadaşlar, ya da bu Nadas benim için çiftçinin tatili. Çünkü traktörü belirli bir çizgi var, belirli bir çukur var. Traktörü buraya sokuyorsunuz ve sadece sürüyorsunuz. Ya traktörünüz de bir de konforlu güzel bir şeyse. Yani pistonla orta kullanma avantajlarını buralarda görebiliyoruz. İstediğiniz gibi ön arkaya kastırıp kulluğu bakabilirsiniz yani ön arkaya kastırıp. Ama hiç şekilde basmıyor burada. Bu arada eski tabaklara göre daha iyi gömüyor mızamızı. Eski tabaklar
tabaklarım çok fazla kazmıyordu. Çok uzun, şey istek oluyor. Devir, fazla devirmiyordu toprağı. Ya yalnız son tabakta bir ayaksızlık var sanki ya. İlk üç tabak çok iyi batıyor, sol tabak fazla batmıyor. Bunlardan da diğer sıralarda da aynı sormuş. Kırmasını açarım takip. Normalde benim motorun kırması çok çalışmıyor yani. Yazları falan soğutmuyor benim motorun kırması. Hem tek şikayetçi olduğum yön bu. Buralar biraz daha yumuşak. Bu arada seri birlikte gidebiliriz sanki. Toprak sert ama ne olursa olsun. Ya ben şeyi merak ediyorum. Mesela çift çeker 100 beygirlik bir traktör şu an bu toprakta zorlanarak gidiyor. Yani kimi zaman badaraj ediyor. Yani yalan yok. Ben bu işe başladığımdan beri çift çeker traktör kullanıyorum. Kadastra böyle ağır işlerde de. Yani eski zamanlarda acaba tek çeker traktörlerle bu tarla nasıl işliyor? Bizim 866'da 4'lü kullanıyorduk onda. Yani 866'dan sonra biz çift çekerleri aldığımızdan sonra 866'yı kullanmaya baktık bu işlerde. 866 tüm fiyatı kullanırken 4'lü kulluğu vardı. Fakat yani imkanı yok. Bu dönemde bu tarlayı süremez şu an. Yani gücünün yetmeyeceğinden dolayı değil de sürekli badanaş çeker. 4 çeker olması traktör için çok faydalı. Yani arazide kullanılan pick-up'lar gibi düşünün. Benim şu an burada seri bileklemiyorum mesela. Benim şu an kullandığım Mitsubishi'de 200 pick-up 4x2 en ufak bir çamurda ya da zor anlarda arkalar direkt kaçırmaya başlıyor, gidemiyorum. Ama 4x4'lere istediğiniz yere koşun yani. İstediğiniz yere vurun arabayı. Gitmem demez. Ortadan şişiriyoruz, yanlara böyle yapıyoruz. Mesela önümüzdeki senede yanlardan başlayıp döne döne sürelim. Yani bu sene böyle yaparım, seneye şöyle yaparım. Tarlanın tesviyesini bu şekilde sağlıyoruz. Çünkü tesviye makinesi falan bizim burada hiç yaygın değil. Tarlaları tesviye çekmiyoruz. Gelin şu sıraya alalım. Şöyle bir 130 beygir falan traktörünüz. Arkasını atacaksınız 4 milyon adet kullu. Sabahtan akşama süreceksiniz arkadaşlar. Şöyle güzel Avrupa motor olacak. Sessiz kapıyı fısır fısır. Ön süspansiyonlu falan motorlar var artık. Çok yaygınlaştı Türkiye'de. Böyle güzel bir şey alacaksınız. Bunlar hep parayla olacak.
arkadaşlar bana. Çekerle bakanlar tarlalarına sürüyorlar eskiden, eski çiftçiler, dedelerimiz. Tek çeker traktörlerle tarlalarına sürüyordu, nasıl işlemiyordu? Bu kadar derin sürme yapabiliyorlar mıydı? Çünkü ben motorum yani tek çekeri alsam şu an, tek çekerle motorum burada gitmez gibi görüyorum. Deneyelim mi? Şu an hızım bir aile düştü yani. Şu an saplandım mesela. Traktör gitmiyor arkadaşlar, gitmez çünkü. Çift çeker olmasa, yani çift çeker olmasa bu motor burada yürümez gibi geliyor. İmkanı yok yürümez motor. Burada çift çeker olmasa. Gelip şu an bunu süremezsiniz yani. Yufka sürmeniz gerekiyor illa. Gördüğünüz gibi tek çekerle bu iş yapılmıyor. Tek çeker traktörümüz olsaydı demek ki bu zamanda biz bu tarlayı süremeyecektik. Çift çekerin bir avantajı bizim için bu. Biz en iyisi çift çekerle devam edelim. Ve bu programın ikinci bölümünü de burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Diğer programda görüşmek üzere.